dahşet olmuş. Jahreyn dağıttı. Kimse duramıyor karşısında. Yine o kazandı. Yok mu bu tavlada karşıma gelecek biri ha? Şu tavlada bana bir el dayanacak birini arıyorum. Hani sen mi? Nasıl? Sen mi? Geç karşıma. Nerede? Hani? Yok mu? Ben mi? Gel bakalım, gel. Hazırım. Tavla cehennemine hoş geldin küçük adam. Ben Cahreyn. 9 yıldır kimse beni yenemedi. Sen kimsin de beni yeneceğini düşünüyorsun ha? Büyük konuşma Cahreyn. Sonuçta tavla bu. Zar atıyoruz. Akıllı hamlelerin yanı sıra zarın şansı da fark yaratır. Akıllı hamlelerin sana kalsın. Zarlar nasılsa benim yanımda. Seç. Siyah mı yoksa beyaz mı? Ben iyiliğin ve saflığın temsilcisi olan renk, yani siyahı seçiyorum. Sandığımdan daha zeki çıktı. Şu anda aklımla oynamaya, kafamı karıştırarak beni alt etmeye çalışıyor. Ama yemezler. Nasıl istersen öyle olsun. Beyazlar senin. Peki o zaman dizelim. Hazır mısın? Hazırım. En sevdiğim açılış düşeştir. Düşeş. Acemiler düşeşle başlamayı severmiş. Seyek! İki açığı şeytan bile görmezmiş. Ama ben görürüm. 4 çar. Cesur hamle yaparım diye düşündün, içeride 2 kapı almaya çalıştın ha? Tahminlerin seni yanılttı. Ben 2 açının üzerine birer kapı yaptım. Böylelikle elimde 2 tane kırık pul oldu. Benim de içeride 3 tane kapım var. Demek ki oyuna dönme şansın %11. Göreceğiz. İçeriden çıkma vakti. Artık durun berabere. Göster kendini. Çaylı şeker. Nasıl böyle kaybedebilirim, nasıl? Halbuki tam 6 senedir bu maç için çalışıyorum. Kapılar, zar atma, pul toplama, hepsine hakimim. Peki bu adam nasıl bu kadar iyi oynuyor? Aslında çok iyi oynamıyor. Ama her istediği zarı atıyor. Zar atmadan evvel mutlaka yüzüğünü öpüyor. Yoksa bu yüzük o yüzük olabilir mi? Kadim zamanlarda büyük tavla üstadları her istedikleri zarı atabilecekleri büyülü bir yüzük dövdürdüler. Tam 6 yıl boyunca dövülen bu yüzüğü takan oyuncunun istediği zarı atması için düşünmesi yetiyordu. Aman tanrım, bu yüzük o yüzük! Oyun! Bu adamın yüzüğü büyülü. Bu sayede istediği zarı atıyor. Çıkart da yüzüğünü, gerçek oyununu görelim kardeşim. Zaten kazanmak üzereyim. Onu yüzüksüz de yenebilirim. Evet, yüzüğümü çıkardım. Sıra sende. Bundan sonra seni çengel düşeşi bile kurtaramaz. Koltuğunun altı mı sökülmüş senin?